Toprak Ne Mahallesi izleyicileri, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gülde çelikle çoğaltma yönteminden bahsedeceğiz. Daha önceki videomuzda zaten gül çeliği köklendirme adlı videomuzda nasıl yapıyoruz onu göstermiştik. Bu daha çok ev şartlarında yaptığımız köklendirme yöntemiydi. Onu da izleyerek yapabilirsiniz. Bugün ise biraz daha profesyonel yöntem olan köklendirme hormonu olarak da bilinen indol bütürük asit ile köklendirme nasıl yapılıyor onu anlatacağım sizlere. Öncelikle bir gün öncesinden çeliklerimizi bu şekilde aldık. Ve sıvı solucan gübresi olan suya koyduk ve bir gün beklettik. Buradaki amaç köklenmenin daha iyi olmasını sağlamak. Daha sonra da zaten hormonu kullandırıp dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi size şöyle göstereyim. Şu çeliğimiz, şurada görüyorsunuz gözümüz var. Alt kısımlarını tam gözün olduğu yerden yaparsak şöyle. Daha iyi olacak. Buradaki amaç köklenmenin daha iyi olmasını sağlamak. Ve üst tarafı da iki ya da üç göz olacak şekilde. Mesela şurası birinci gözümüz, şurası ikinci gözümüz. Şuranın üzerinden gözümüzün tersi yönünden yapacağız. Çapraz bir şekilde. Bakın şu şekilde göstereyim. 45 derecelik açıyla çeliğimizi hazırladık. Şimdi kök kısmını nasıl hazırlayacağız? Ondan biraz da bahsedeyim. Alt kısımlarını yeşil dokusunu bir bıçak yardımıyla şu şekilde açıyoruz. Bu işlem köklendirmeyi daha da kolaylaştırıyor. Bir de son olarak alt kısmı hafiften şöyle bir çizik atıyorum. Şöyle göstereyim size. Şimdi bir kere daha en baştan tarif ediyorum sizlere. Alttan gözümüzün olduğu kısımdan ya da çok yakın bir mesafeden kesim sağlıyoruz. Bunu yapmadaki amacımız büyüme hormonlarının genelde bu tarafta toplanmış olması. Bu şekilde yaptığımızda da köklenme daha kısa sürede ve daha çabuk sağlanıyor. Alt kısmı bu şekilde kesiyoruz. Genelde 2 ya da 3 göz olacak şekilde bırakıyoruz. Gözümüzün tersi yönünde üst gözümüzün 45 derecelik açı ile kesiyoruz. Şu şekilde göstereyim. Daha sonra da kök kısmını yeşil dokumuzu şu şekilde soyuyoruz. Şöyle göstereyim. Altına da hafif bir çizik atıyoruz. Şimdi çeliklerimizi bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Burada köklendirme hormonumuz İBA, indol bütürük asit. Buna batırıyoruz. Bir 3-5 saniye bekletip daha sonrasında perlit ve torf karışımı olan toprağımıza bu şekilde dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladık. Gül çeliklerimizi de toprağımıza diktik. Siz de bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Son olarak da can suyumuzu verip köklenmelerini bekleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Umarım yine faydalı bir video olmuştur sizler için. Hoşça kalın.